Kocaeli'nin şirin bir ilçesi olan Darıca'dan herkese merhaba arkadaşlar. Coşkun Hoca'nın matematik oyunları kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir hikaye soru ile karşınızdayım. Hikaye sorumuza geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hikaye sorumuza geçiyorum. Ebru, 3 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğudur. Her şeyi çok merak eden, çok soru soran, gördüklerini dikkatle izleyen başarılı bir öğrencidir. Ebru'nun ablası gümüş yuvarlak bir küpe alır. Bu gümüş küpe Ebru'nun çok hoşuna gider ve bazen onu okula giderken ablasından habersiz takar. Bir gün gümüş küpeyi yolda takmaya çalışırken kanalizasyon kapağının üzerine düşür. Ebru'nun tam o anda aklına bir soru takılır. Kanalizasyon kapakları neden kare veya dikdörtgen değil de yuvarlaktır diye. Bu soruyu okula gidene kadar düşünür. Fakat bir cevap bulamaz. Okulda arkadaşlarına da sorar, onlar da bir cevap bulamaz. Ebru akşam eve geldiğinde matematik öğretmeni olan babasına sorar. Babacığım, kanalizasyon kapakları neden kare veya dikdörtgen değil de yuvarlaktır diye. Babası, beraber öğrenelim mi der. Ebru'nun sevinçten gözleri parlar, evet babacığım der. Git mutfaktan kare ve dikdörtgen olan saklama kaplarını getir, deneyelim kızım. Ebru saklama kaplarını getirir. Hangisinden başlayalım babacığım der. Kareden başlayalım. Karede birbirine en uzak olan iki noktayı birleştiren doğruya ne diyoruz? Köşegendir babacığım. Köşegenin yan olarak, kapak yan olarak köşegenin geçtiği yere bırak kızım. Gördün mü? Neden düştüğünü söyle kızım. Köşegen kenarlardan büyük olduğundan dolayı babacığım. Dikdörtgeni de sen düşün. Dikdörtgende köşegen kenarlardan büyük olduğundan kapağı yan olarak köşegenin geçtiği yere bırakırsak o da düşer. Daire içinde düz olan bardağı getir kızım. Getirdim babacığım. Şimdi gümüş küpeleri içine at kızım. Gördün mü? Düşüyor mu düşmüyor mu kızım? Düşüyor babacığım. Düşmüyor babacığım. Neden peki? Anladım babacığım. Kanalizasyon kapakları neden kare veya dikdörtgen değil de yuvarlak olduğunu. Kapağı nasıl çevirirsek çevirelim içine düşmez. Çünkü çap uzunluğu her yerde aynıdır. Hikayeyi yazan siz olsaydınız okuyucuların matematiğin hangi kavramlarına ulaşmalarını isterdiniz?